Senin yüzünden her adı da kaçırdım. Özür dilerim, bir daha yapmam. Ama istersen sana hikaye anlatabilirim. Neymiş hikaye? Tonton mu tonton, tatlı mı tatlı, şahane mi şahane bir fırıncı varmış. Ben miyim o? Aa, salağa bak, babam tabii ki. Bu fırıncının çok tuhaf bir kalfası varmış. Nesi tuhafmış? Fırıncının kızı bu kalfayla ilgilendikçe kalfa kaçıyor, kendini soğuk nevale yapıyormuş. Hadi be! Bak, dinlemeyeceksen anlatmayayım. Ya anlat tabii, niye dinlemeyeyim, salak mıyım? Fırıncının kızı bir gün kalfayı iş çıkışı salep içmeye davet etmiş. Olmaz demiş kalfada. Niyeymiş demiş kız. Erken yatarım, erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım demiş kalfa. Salak demiş kız. Ya hadi seni evden bekliyorlardır. Ya ikide bir de beni babamın dükkanından kovup durma, fena yapacağım ha. Dur Songül, hemen zamandan çıkıyorsun. Ayrıca ben seninle hiçbir yere gelmem, bir de işim var. Ne işin var? Biri mi bekliyor? Evet, biri bekliyor. Sana ne? Hakikaten salaksın. Sensin salak. Aklıma mı uyuyayım, hislerime mi? Uf, aklımı başımdan aldın Naim ya. Ya bak güzel kardeşim, bir yanlışlık var diyorum size. Ben kimsenin tavuğuna kış demedim ya. Öyle değil, hep öyle. Bak, Allah hakkı için söyle. Ne yapmışım bileyim. Yahu ne yapmamışsın ki? Siz geçmişinizi nasıl çabuk unutuyorsunuz? Memur bey, geçmişini unutan şerefsizdir. Yattım, çıktım. Asıl bugün ne yapmışım, ne olur onu söyle. İhtiyar adamın 2,5 milyarını çarp, sonra da saf ayağına yat. Dişçiyi tufaya düşürmek de yeni adet ama iyi bir adet. Dişçi mi? Ulan! Ulan buradan bir çıkarsam var ya, dişlerimi teker teker söküp o susan karısına yutturmazsam bana da celal demesinler. İftiralara gelesin susan! Çocukluğumuz birlikte geçti. Bir gün merak etmedin nerede oturuyor diye. Çocuğun günahını aldım ya. Bu evi kadın mı getirilir? Üf, en iyisi gideyim. Madem geldin, sonuna kadar bak. Ne yapıyorsun güzellik, nasılsın? Ne yapayım? Yolunu gözlüyorum. Senin o yol gözleyen bademlerini yerim ben. Acıktı mı karnın? Acıkmadım. Zaten kuş yemi kadar bir şey yiyorum. Çay koyayım mı? Yok, istemem. Benim için zahmet etme. Ama beraber içersek olur. Dedikodu yapmayacağız mı Makbule Hanım? İki lafın belini kırmayacağız mı yani? Kıralım. Güzel yüzlüm benim. Ah canım, Allah benim önümden alıp sana versin. Öyle konuşma. Sen de ayağa kalkacaksın, ben seni kocaya vereceğim. İstemem. Bu yaştan sonra kimsenin ağız kokusunu çekemem.
Keşke ayaklarım iyi olsaydı da sana yük olmasaydım. Allah'tan daha ne isterdim? Cici anne, kaç kere söyledim, konuşma öyle. Bak, anlatmam bugün olanları. Anlat anlat. Sen bana bakma. Hüsnet Efendi ne yapıyor?